Evet, cümleden selamlar değerli arkadaşlar, değerli YouTube izleyicileri. Uzun bir yerden sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Değerli bir kardeşimizin yanındayız. Bremen tarafına ziyarete geldim. Burada bir kardeşimizi ziyaret edeceğiz. Hemen şöyle kendisine kamerayı çevireyim. Röportaj ve buradan devam edeceğiz. Evet, kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben seni tanıyorum. Kısaca biraz kendinden bahsedersen, seni tanımayan arkadaşlar için. Tanıtayım abi. İsmim Yavuz Kivar. Trabzonluyum. 2006'dan beri Almanya'dayım. Yüksek lisans için geldik. Evet. Türkiye'de üniversiteye gidene kadar bayağı amatörce uğraştık kuşlarla. Amatörce. Yani hani o zaman seferli kuş falan şeysi yoktu. Havada oyun yapıyor. Bizim için oydu. Geldik buraya işte okuldu, işti falan düzenimizi kurduk. Belli bir işleri rayına oturtturduktan sonra artık biraz hobilerle uğraşmaya başladık. Çünkü Evet. iş hayatı stresli, çok uğraşıyorsun. İnsanın biraz kendine vakit ayırması gerekiyor. İşte biraz akvaryum, hayvanları da seviyoruz malum. Evet. Akvaryumdu. Sonra bıldırcın aldım abi. Bir süre bıldırcın baktım burada. Sonra YouTube'da karşıma çıktı güvercin videoları falan. Çıkmaz İçime olaydı diyor tekrar kurt düştü. Ya bir baktım, iki baktım, üçüncü, ya dedim bir çift kuş alayım bari. Bıldırcınlara vereyim de. Bıldırcınlara verdim. İnternetten bakarken sağ olsun bir abi vardı burada, Mustafa abi. Ondan gittim kuş almaya. İşte orada muhabbet falan. Bir arkadaşları dedi ya uçuracaksan kuş verelim sana. Mardinli arkadaşımız Muzaffer. Sağ olsun sonra da o da uçurmaya kuş verdi. Öyle böyle derken abi başladık. Onlar da şimdi hemen bahsedelim. Hepsi bizim kendi arkadaş kardeşimiz gibi. Hepsi beraber şimdi oturuyoruz içerideyiz. Şimdi kendi aramızda da bir güzel diyaloglar var, ortam var. Bugün burada buluştuk. Onlarla biraz sonra bir sohbet videosu yapacağız. Şu anda seninle Abi seni tanıtıyoruz. Onunla Bremen'de biraz de sonraki sohbette görüşmek üzere diyeyim o konuya da. Onlarla da biraz sonra bahsederiz. abi işte dediğim gibi benim için hobi olarak kalıyor. Evet. Yani boş vaktimde uğraşmak için, biraz kafa dağıtmak için o nedenle uğraşıyorum. Çok fazla kuş yok elimde. Genelde şu an deniyoruz kuşlar abi. Evet. Elimde kendi emin olduğum bir tane iki tane var. İşte onlardan eksikleri yani kimseden alamıyorsun abi. %100'lük kuş kimseden alamıyorsun. Yüzde yüzük kimsede de kuş yok ya, öyle Yok söyleyeyim abi. ya, aynen. Ha, biz aldığımız elimde bakıyorum o kadar zamanda elimden gelir geçenlerden %30'luk diyelim. Evet. Kapsama giren kuşlardan bir iki tane ayırdım. Onlara diğer kuşlardan sağ olsun Bremen'de kuş arkadaşlar arasındaki irtibat bayağı iyi. Muhabbet bayağı iyi. İnsanlar birbirine kuş veriyor. İhtiyacın olduğu zaman böyle bir kuş lazım bana falan. Hani deneyim falan. Millet veriyor birbirine kuş Evet. abi. Böyle deniyoruz. Kümesim biraz da yürüsün abi. Çok fazla Kümes büyük orada, değil. biraz Ha. sonra yanına varacağız. Fazla kuş çünkü şey yapmak istemiyorum abi. Hobi olarak kalsın diye. Çok kuştan da zahmeti de çok oluyor. Çok olur, evet, Yani aynen. iş olarak olmasın diye, hobi olsun diye abi. Deniyorum kuşları. Baktım işime gelmedi. Hemen çıkarıyorum elden abi. Fazla tutmuyorum. Evet arkadaşlar, hemen şimdi kümese geçeceğiz. Kümese geçmeden de şöyle güzel bir gördüğünüz gibi ocak var. Burada Yavuz, hemen bir ağaç içinde gösterelim biz Yavuz. Abi saç fırın yaptım. Şöyle Tekirdek. yemeği bize Aynen. yaptı. Hep beraber yiyeceğiz inşallah burada. Şöyle bir yemeği de size göstermiş olalım. Yavuz'un ellerine sağlık. Allah razı olsun abi. Kendine Maşallah ayağına da sağlık abi. aşçılığı da güzelmiş. Bakacağız. Ağaçlık notunda biraz sonra sohbet kısmında arkadaşlarla beraber notunu vereceğiz. Onu da zevk olsun diye uğraşıyoruz abi. Evet, hadi bakalım kuşlarına da bir geçelim. Evet arkadaşlar, Yavuz'un yeri de bu şekilde. Gayet güzel bir yeri var. Şöyle göstereyim. Kendi başında böyle açık şöyle. Sadece şuraya biraz bu çiti yapmış. Bu yapmazsam bir güzelmiş ama arkada Adana çalıştığı için İnşaat kapatmak başlıyor zorunda. abi. İnşaat başladığı için, Evet. evet. Abi Evet. hedefim peki soranlar olur. Hedef yok diye. Abi burada portatif. Hemen hedefe açıyorum, seriyorum. O şekilde şey yapıyorum. Evet. Çünkü yan tarafta su kanalı var. Yere yam atınca hedefe abi sonra fareler gelmeye başlıyor. Burada büyük büyük şöyle şöyle fareler var abi. Kötü gözüküyor abi. Evet, Burada bir tabii tek kendim olmasın. yaşamıyorum. Aynen. Yani ailenin diğer üyeleri var. Komşular falan var abi. Rahatsızlık olması daha da rahat oluyor. Hemen seriyorum abi. Plak beyaz. Nuşamba, laylon, 4 köşeli bir laylon suyu, içinde kum var. Kuşlara seriyor, yemliyor, dışarıda havalandırıyor, geri içeri sokuyorsun değil mi? Böyle abi. Evet, veya Aynen. kuş uçacağın zaman yere seriyorsun hedefini. Aynen. Kuş da hiç Kimileri de fark halı etmiyor. seriyor mesela. Halı serenler de var. Ha. Ha, bu Ben da. şey aldım abi. Kaldırması şey olsun diye, dayanıklı olsun diye. Bahçe havuzlarının altına serinden nuşambalar var. Bahçe Evet. havuzlarının. O çok dayanıklı oluyor onlar. Ona Evet. karşı yani kırılmıyor. Siyah Normal. laylon diyelim. Siyah laylon diyelim. Evet arkadaşlar, bilmeyen olabilir. Evet Yavuz. Şöyle Abi kümesini dediğim gibi gösterelim. Şöyle. kümesi ufak.
O beyaz ipeki görüntüler, o göğsünü bir yere sürttü bir de öyle sürtmüş, yaralandı. Evet, o kuşu biraz önce gördük de şöyle kuş yaralandı. Kümesini şöyle geçelim, biraz uçum geri arkadaşlar. Şöyle. Tabii işlemediği şeyler de var, kuşlar da var burada. Yavrular da var. Şimdi yavrular da var birkaç tanesi böyle. Çok fazla değil aslında. 5-6 tane yavrular içinde. Evet ya, şöyle kuşlarına biraz bahset bakalım. Ne kuşları besliyorsun? Ve elinde bir gösterebilirsin. Ben... Abi. Şurada da eşlediği kuşlar var biraz. Şimdi ben alayım. Evet mesela abi mesela kuşu nereden aldın? Mesela veya eline nasıl geçti? İsim söyleyeyim nasıl, kimden aldın? Fark etmez, sen nasıl biliyorsan. Ha. Abi bunu İster söyle, ister söyleme. İsmini unuttum ya. Bir abiden aldık. Abi kuşları deneme yapmıştı. Evet. Yani iyi paraya da aldık. Bundan bir çift yavru aldık. Aynı yumurta kardeşleri. Evet. Abi bunlardan yavru uçurdum ben. Tamam mı? Anne baba aynı yumurta kardeşi olduğu için kuşlar kanat açıyor. Yoksa kuşlar abi, kuşlarda yatımdan akın atım demeyelim de kapatma var. Kısma, sıkma. Çok fazla uzun gidiyorlar abi. Çünkü bir tarafı Mustafa Emir'in kuşlarındandı. Bize o zaman o şekilde söylemişti. Herhalde ondan olsa gerek. Çok uzun gidiyor. Çok bol taklalı. Evet. Kanat sesi var abi. Hızlı geliyor. Sefere gelince hemen yükseliyor. Ama güzel bindirmeye başlayınca, kanada bindirmeye başlayınca yavrular kanat açıyor. Ben bunlardan 6-7 tane uçurdum. Peki bunları hepsi aynı oyunu yapıyor. Tüy dizdikten sonra uçurdun mu? Abi tüy dizdikten sonra da uçurdum aynısı. Gene açıyorlar yani. Ama onun o süre ben farklı kuşlardan kırmaya başladım. Evet. Erkek dediğim gibi erkek bu. Şöyle gösterelim, güzel bir erkek. Ben görmüştüm. Çok beğendiğim bir kuştu arkadaşlar. Abi, bunu ben birkaç farklı kuşa girdim. Bütün yavrular oynadı. Ama istediğim şekilde mi? Şimdi ben size göstereceğim. Bir tane dişi. Onu ben uçurmuştum burada kendi. Şöyle kesinti yapmadan çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun bir video olmayacak. Şöyle kuşları tanısın, kendisini tanıyalım. Bir hemen civarında oturuyor arkadaşımız. Abi bunu ben kendim 2 sene önce uçurdum. Güzel oyun yaptı. Kendimize benim için yeterliydi. Boz dumanlı takla bir dişi arkadaşlar. Bunlar geçen sene aslında Hamburg Kupası'nda birinci olan kuşun aynı soyundan. O soydan kuşlar. Evet. Bu ballı verdi. Diğer yavruların hepsi dumanlı vermişti. Bunu uçurdum ama. Bu o kadar yavrudan eledim abi. Bu istediğim gibiydi. Çünkü o abiden mi aldın kuşları? Aynen, aynen. Geçen aynen. sene Hamburg Kupası'nda ismin tam aklına gelmiyor arkadaşım. Geçen sene Hamburg Kupası'nda birinci olan abimiz diyelim. Onun kuşlarından besliyor. Yok, bu... Hamburg Kupası'ndaki uçuran kişiyi de ondan kuş aldı. Ha, o da ondan mı aldı? Ha, pardon. Semih abi, Semih Baharlı. Semih Baharlı kardeşimizin kuşlarını arkadaşlar. Semih Baharlı'nın abi kuşları. Abi bu ikisinden aldığım yavrulardan bu sene 6-7 tane uçurdum. Çok güzeldi bana göre. Evet. Ama bir sıkıntıları var. Belki benden sen söylemiştin bana. Kuşlar iyi kanat yapmadığı için. Çünkü bu kuşlardan aldığım yavruların hepsi abi. Uçuruyorum. Üçüncü uçumda daha 5-6 dakikalık uçuyor abi. Üçüncü uçumda taklaya dönüyor. Uçuyor abi, tamam güzel, uçumlar güzel. Hava oyununa başladığı zaman bir ay içerisinde hepsi oluyor. Hava oyununa başlıyor, bir hafta sonra başlıyor sefer yapmaya. Hmm. Sen de dedin ki kanatlarını güçlendirmediği için. Çünkü, kas yapamadığı için. Çünkü bu kuşlar abi hiç yapışmadı bak. Yani geliyor kuş 1-2 metreye kadar iniyor. Seferleri güzel, bol takla, yani bol taklalar dedim 6-7-8 belki 10 takla. Evet, tamam. Çok iyi, çok güzel. Ha, Avrupa şartlarında 15 metre, 20 metre, 25 metre. Çok çok fazla da uzun gitmiyor. Tamam evet. Ama yere çok alçak yürüyor. Hiçbir yavruların yere yapışma olmadı, taklasız inme olmadı ama abi 4 tanesini kaybettim. Kuşlar buralara falan hiç inmiyor. Zorlanmasına rağmen hiç inmiyor. Abi kuş kaybolup gidiyor. Bir daha da geri gelmiyor. Gelmiyor abi. Ben de normalde buraları o yana bu yana koyan kuş olsa yine gelir. Çünkü burada atmaca yok. Yani atmaca sıkıntısı benim burada yok. Gargalar da saldırmıyor. Ama bu kuşlarından bu sene 6 tane teke uçurdum. 4 tanesi kayboldu. Böyle çok alçağa indiler. Evet. İnemedi kuşlar. Onlardan mesela çıkanlar hep dumanlı çıkıyor abi. Farklı renk çıkmıyor. Evet, çıkan yavrular da bir şimdi size bir arkadaşımız göstersin. O deminki görmüş yolumuz gök ve boz dumandan çıkan yavrular değil mi? Evet abi, mesela bunu bugün bu sene kupaya uçuracaktım. Bu çok iyiydi. Tamam, evet. Tam tüye rastladı. Yan tarafta inşaata rastladı. Evet. Termin aldığım zaman da, randevu aldığımız zaman da. Bu da takkalı çıkmış. Anneden almış takkalı. Evet abi, bu hep aynı. Bu şekilde veriyor. Dumanlı takkalı veriyor. Hep dumanlı takkalı mı veriyor? İkisinin yavrusu. O ikisinin olanlar hep dumanlı takkalı. Hmm, okey.
Başka ama o kuş için ben abi 3-4 farklı kuşa kırdım. Hemen yumurtaları hep kaydırdım. Başka oradakilerin çoğu bakıcı. Tamam. Onların altına kaydırdım. Deniyoruz abi. Farklı farklı. İnşallah kuşlar. İnşallah bakalım. Gönlünce olsun. Peki Yavuz, şimdi kış ayına girdik. Şimdi gördüğüm kadarıyla şimdi bu kümeslerin tellere ya laylon çekmişsin, içerisine nemden ıslanmasın diye, değil mi? Abi yağmur buradan eserek yağıyor bu tarafa doğru. İçeri evet. Şey olmasın diye. İkincisi bu yavrular özellikle bu tarafı tamamen kapatmıştım. Geçenleri don yaptı. Evet. Burada 3-4 tane yavru var. Burada da yine 3-4 tane yavru var. Hani o yavruları buraya aldıydım. Buraya kapattım ki içerisi fazla şey olmasın. Aslında iyi değil. Soğuk olmasın diye. Soğuk olmasın. Bu donları da etkilenmesin diye. Aslında iyi değil çünkü hava sirkülasyonu olması gerekiyor. Olmayınca alt tarafta ne kadar açık olursa olsun abi evet. Mantar oluşmaya başlıyor. Şey olması lazım. Mesela bence bak tavsiye yani bence akşamları kapatıp sabahları açılacak bir kapak gibi bir şey olması lazım ama tabii herkesin imkanı farklı. Ya o kadar imkanı abi, uğraşmadığımız için, o kadar da uğraşmadığımız evet. için şimdilik böyle yaptım. Normalde şu seviyede duruyor sadece. Yazın kaldırıyorum bunu. Evet yazın tabii mutlaka kalması lazım. Yazın bir sıkıntı olmuyor. Peki Yavuz bunlara kışın veya yazın yemleri nasıl yemliyorsun? Öyle bir değişik uyguladığın bir şey var mı? Abi anaçlık, damızlık kuşlarda zaten karışık yem veriyorum. Evet. Ama uçundaki kuşlara ağırlıklı olarak buğday veriyorum abi. Şeyle karıştırıyor musun? Karışık yemle karıştırıyor musun yoksa? Şöyle yapıyorum abi. Karışık yemden karışınca karışık yemi yiyor, buğday yemiyor. Ben ilk baştan buğday veriyorum belli bir miktar. Buğday veriyorum. Tamam. Onu yedikten sonra? Ondan sonra karışık yem veriyorum. Bir daha, yani güzel bir mantık. Yazın bir daha bir şey yapıyorum. Ben kesinlikle uçumdaysa kuşlar, uçum kuşlarında kuşların belli bir zayıflıkta olması gerekiyor. Kondisyon yani çok da zayıf olmaması gerekiyor. Evet. Ya o yem olayını da abi deniyorum. Mesela ben ekstra mısır da vermeye başladım. Bazı zaman, her zaman değil. Evet. Mısır da vermeye başladım. Mesela abi kuş mesela 2 saat uçuyor, 2 saat oynuyor kuş. Benim burada vardı mesela. Enerji lazım. Tabii abi yani bu sonuçta ben spor yapıyorum. Abi spor yaptığım zamankiyle durduğum normal spor yapmadığım zamankiyle enerji harcamam aynı değil. Aynı değil. Aynen. Kuşlarda da aynı. Ha kuşlarda da hani o tabiri caizse fit diyorlar ya, fit olması gerekiyor kuşların abi. Evet. Uçumuna göre yemleri sabit bir şeyim yok abi. Ha onu da araştırıyorum gerçi söylemek gerekirse. Tam sabit bir şeyim yok. Peki bu hastalık konusu falan hiç kümesen hastalık geldiği zaman veya yaptığın bir kur veya yaptığın değişik şeyler var mı? Abi sıcak havalarda özellikle elma sirkesiyle su veriyorum. Onu ben sürekli suya katıyorum abi. Evet. Kışın o kadar sıkıntı olmuyor. İkincisi ben kuş kumu kullanıyorum. Çok fazla kuşum olmaz için 30 tane anca var. Kuş kumu kullanıyorum abi. Kuş kumuna ben ekstra kireç de katıyorum. Hemen şöyle bir kümes şeyle gösterelim arkadaşlar. Orada görmüş olun. Bayağı da temizlendi yok abi. Bak şöyle görüyorsunuz beyaz. Bu hemen kurutuyor. Pislik üzerine zaten düştüğü zaman kurutuyor. Alıyor, evet. Çekiyor değil mi? Ama özel bu. Güvercinler için bu kum. Bunu sakın herkes yanlış anlamasın. Kedi kumu falan değil. Onu da kullandım. O çamur gibi oluyor suya alınca. Bu öyle değil. Bu bildiğin çakıl gibi ama suyu çekiyor içerisine abi. Evet arkadaşlar bu bilgi de size verelim. Eğer almış olursanız böyle kuşlardan falan kuşlar için olan kumlardan almanızı tavsiye ediyoruz. Abi dışarıdan kuş katma harbi yani dışarıdan kuş geldiği zaman sıkıntı yapabiliyor abi. Evet. Karantinada tutmak gerekiyor. Karantinada ben mesela kuşları katmadan önce ilk başta yan tarafa koyuyorum. Oradan biraz hani alışsın orada, kuşlarla aynı yemi yemiyor. Şu orada 2-3 tane kümes var arkadaşlar oraya diyor galiba. Evet. Öyle söyleyeyim. Bunları da ben aslında şeye kullanıyorum. Bunlar da benim yavru almak için kullandıklarım. Evet. Orada da yavru almak için eşeli yerler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan şöyle içinde yumurta var. Abi bir tane yumurtlamış. Bir tanesi yumurtlamış. İnşallah gönlünce olsun. Peki Yavuz, başka anlatmak istediğin, söylemek istediğin, kuş camiasına bilgilendirmek istediğin bir durum var mı? Abi sonuçta bu hobi. O kadar da kafayı takmamak lazım. Ben şöyle bir örnek vereyim size abi. Ben aşağı yukarı 12 yıldır tuzlu su akvaryumu, Türkiye'de mercan akvaryumu diyorlar. Evet. Tuzlu su akvaryumu var, resif akvaryumu. Bunu normalde tutturmak, onda çünkü bir biyoloji, bir döngü oluşması gerekiyor denizlerdeki gibi. Evet. Hani kimyasal bir denge var, nitrat, fosfatlı bilmem ne falan yem atıyorsun ondan. Pek anlamayız ama. Onun oturması abi ben de 5-6 senede ancak oturtturabildim. Tamam mı? Ya zaman gerekiyor, çok fazla kasmamak gerekiyor, çok fazla kafaya takmamak gerekiyor abi. İyice, iyi illa olacak olabilir diye bir şey yok diyorsun yani. Zamanla her şeyin daha güzel oturacağına inanıyorsun diyelim. Aynen abi. Yani sonuçta deneme yanılma usulü olarak herkes yapıyor bunu. Hani evet. Çok para yok ki tutu hayvanların kanını alıp DNA'sını inceleyip ona göre birbirini. Şimdi dediğin gibi. Burada moleküler biyofizik okuduydum abi biraz. Onlar hemen aklıma geliyor şey yapınca. Deneyeceksin abi. Sonuçta dedim ki bu hobi. Zevkine yapıyoruz. Evet. Bu kadar. Peki abi. Devamlı kuş alıp
yapma işini ne diyorsun? Her abi, zaman devamlı boş alma olur mu? Ben de aldım yoksa birkaç kez. Yoksa insan kendi kümesinden mi çıkartmalı? İnsan kendi kümesinden çıkartmalı. Abi, iyi bir kuşu hemen hemen kimse satmaz abi. Evet. Satıcı adam özellikle satmaz abi. Kırar satar. Kırdıklarını satar abi. Orijinal satmaz. Adam ona kim bilir 10 sene, 15 sene vakit harcamış. Onu paraya satar mı abi? Akıl var, mantık var. Evet. Veya iyi bir kuş görüyorsun abi, gidiyorsun. Çift satıyorlar mı? Satmıyorlar. Tek satıyorlar abi. Genelde evet. Ya o nedenle abi, ya bir tane göreceksin. Gördükten sonra onu farklı kuşlardan deneyeceksin abi. Bir şey çıkarmaya çalışacaksın. Peki sen burada kendi kuşlarından biraz istediğin var. Bunu neye göre yaşıyorsun? Kuşun kendi uçum sistemine mi göre yoksa... Abi ben şimdi o anne baba o gösterdiğim götleri ben onları uçurmadım. Ama yavruların o kardeş olan anne babaya birbirine girdiğim zaman çıkan yavruların hepsi aynı şekilde oynuyordu. Ve hepsi aynı sıkıntıyı yapıyordu. O kuşlar az buçuk kafadan düşünebiliyorum. Hani geliyor, nasıl sefer uçtuğunu yaptıktan sonra yükseliyor, hızlı gidiyor, hızlı uçuyor, bol taklalı. Evet. Tamam mı? Ben ona nispeten, arkadaşlar bak böyle böyle diyorum, ona uyacak olan kuşu eşlemeye çalışıyorum. Eşlemeye çalışıyorsun, evet, en doğrusu da bu. Evet ya, şimdi 16 dakika olduk, biraz sonra içeride sohbete devam edeceğiz. Bu part 1 oldu senin burada. Seyircilerimize söylemek istediğin herhangi başka bir şey varsa onları alalım, son cümlelerini. Başka bir şey yok abi, dediğim gibi hobimiz bu abi, işimizi, hobimizi seviyoruz. Evet, yani kuşla kalın diyoruz, kimsenin kalbini kırmayın. Ben her zaman söylediğim gibi kötü kuşçu yok. Farklı düşünen kuşçular var. Umarım herkesin dediğim gibi gönlü güzel olsun. Evet. Aynen. Arkadaşlar, Yavuz arkadaşımızın yanından ilk videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.